Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir televizyonu incelemesine daha hoş geldiniz. Bu videodaki konuğumuz dev bir ekrana tam 75 inçlik bir boyuta sahip olan LG QNED91. Her şeyden önce kullanım kolaylığı, renk canlılığı ve işlemci gücü bakımından gerçekten fark yarattığını söyleyebilirim. Ayrıca az önce de belirttiğim gibi QNED bir cihaz. Yani eğer bu televizyonu alırsanız LCD alanında en son teknolojiye sahip olacaksınız. İsterseniz hızlıca hem QNED teknolojisinin ne olduğuna hem de LG QNED91'e biraz daha yakından bakalım. Şimdi bir televizyon alırken ben en çok nelere dikkat ediyorum diye düşünüyorum. Öncelikle büyük bir yapıda olması lazım. Onun dışında 4K desteği isterim ve bununla birlikte hem doğru ve canlı renkler hem de mikro dimming konusunda iyi bir performans beklerim. Şimdi tabii tüm bunları toplayınca belli bir maliyete geldiğini farkındayım ama yani hepimizin bir televizyondan beklentisi var elbette. Şimdi LG'ye geldiğimizde de arkadaşlar uzun zamandır gerçekten televizyon alanında çok iyi ürünler üretiyor. Ve burada da son teknoloji ürünlerden birisi var. Şimdi isterseniz bir tasarımından ve büyüklüğünden başlayalım. Çünkü televizyonları alıp tam anlamıyla evimizin baş köşesine koyuyoruz. Bu yüzden hani oraya bir yakışması gerekiyor. Özellikle boyut olarak her şeyden önce. Burada zaten elimizdeki ürünün 75 inçlik olduğunu söylemiştim. Ama ayrıca 65 ve 86 inçlik modelleri de var. Yani daha ufak bir salonunuz varsa 65 inç tercih edebilirsiniz. Ya da işte benim salonum büyük ya da ben sahnenin tam içinde olmak istiyorum derseniz 86'yı da tercih edebilirsiniz. Ama bence 75 inç genel ortalamaya baktığımızda en uygun boyut. Şimdi benim daha önce herhangi bir telefon incelememi izlediyseniz arkadaşlar ben ekran gövde oranına çok takılıyorum. Çünkü çerçevenin olabildiğince ince olması bence teknoloji açısından artık gelmemiz gerekiyor. Nokta diye düşünüyorum. Çünkü o alanın bize hiçbir faydası yok. Bu durum televizyon içinde geçerli ve LG QNED91'in gerçekten ince bir çerçevesi var. Bu da hem izleme keyfini artırıyor hem de sonsuz ekran deneyimi yaşamamızı sağlıyor. Ki sadece çerçeve inceliği değil, televizyon genel olarak ince bir yapıya sahip. Bu da bence hani şıklık açısından büyük bir artı. Onun dışında kutu içinde gelen ayaklar var. İsterseniz o ayaklarla bir ünite üzerine yerleştirebilirsiniz. Ama biz mesela duvara sabitledik. Bunu da yapabilirsiniz. Bir de sihirli kumanda adı verilen bir adet kumandamız var. Oldukça sade ve kullanışlı bir yapıda. Yani böyle kumandaların işte 300-500 tane tuşu olması, biraz teferruatlı olması bence kalabalıktan başka bir şey değil. O yüzden belli ana noktaların bulunup sade tasarımın devam etmesi bence verimlilik ve kullanış konusunda daha fazla kolaylık sağlıyor. Kumanda üzerinden televizyona dair her türlü kontrolü yapabilmenin yanında isterseniz sesli komut da verebiliyorsunuz. Ve Türkçe sesli komut. Ayrıca mouse gibi hareket ettirip sürükleyip seçimler yapabiliyor. Yani bu sihirli kumandayı olabildiğince verimli kullanıyoruz diyorum ve isterseniz tekrar televizyona geçelim. 4K olduğunu peşin peşin söyleyeyim. Yani bizi uzun süre güncel götürebilecek bir yapıda. Ayrıca mini LED'in hakkını da veriyor. Şimdi ben burada mini LED deyince sanki LED'in daha sade ve daha light bir haliymiş gibi hissettirebilir ama tersine arkadaşlar daha gelişmiş hali. Hatta mini LED'in şu anda LED teknolojisinin en son geldiği nokta olduğunu söyleyebilirim. Bu abartı olmaz yani şu an. Şimdi televizyonların içinde yüzlerce, binlerce LED ışık var ve bunlar anlık sahnede olan görüntüyü bize aktarmakla görevli. Ve burada da LED'lerin yerini mini LED'ler alıyor. Örneğin söyleyeyim belki de bir LED yerine 10 tane mini LED yerleştiriliyor. Peki bunun olayı ne? Bu sayede daha parlak ışığın yanında daha doygun ve parlak renkler yansıtılıyor. Ve siz de ortalama bir LCD televizyona nazaran daha yüksek düzeyde ayrıntı ve daha doğru renk üretimiyle orijinale yakın bir görüntü izlemiş oluyorsunuz. Bu arada televizyonlar genelde işte canlı ve parlak renkler üzerinden yorumlanır ve oradan övülür ya da yerilir. Aslında siyah renk performansı bir televizyonun gerçekten toplam performansının belki de %50'si ediyor. Ve burada da LG QNED91 gerçekten siyah renk konusunda çok iyi iş çıkarıyor arkadaşlar. Ben şimdi siyah rengin önemini olabildiğince anlatacağım ama bunu gerçekten birebir deneyimlemenizi tavsiye ederim. Çünkü farkı hani gözünüzle gördüğünüzde daha iyi hissediyorsunuz. QNED91 üzerinde 2500'e yakın benzersiz karartma bölgesi bulunuyor. Bu da siyah renkleri daha detaylı, derin ve canlı hale getiriyor. Tüm bunların da Quantum Dot ve Nanocell teknolojileriyle bir araya gelmesi görüntü olayını arkadaşlar tam anlamıyla zirveye taşıyor. Bunun dışında Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos teknolojileri de hem görüntü hem de ses tarafında sizi bekliyor. Dolby Vision'ı biliyoruz ama Dolby Vision IQ ortamın ışığına göre parlaklığı ayarlamaya ve bu parlaklığa göre de en doğru görüntüyü ve en kaliteli görüntüyü vermeye yarıyor. Dolby Atmos ise 360 derecelik surround bir ses performansı sunuyor. Bunu da şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Diyelim ki bir film izliyoruz. Her videoda bu örneği veriyorum en iyi şekilde anlaşılması için. Diyelim ki ekranın sağından bir helikopter girdi ve ekranın solundan çıktı. Şimdi burada ses bize tek yönlü geldiğinde biz öyle izliyoruz. Helikopter geldiğinde hangi yönden geldi, hangi yönden çıktı bunu anlayabiliyoruz. Ama burada 360 derecelik bir ses performansı olduğu için helikopter sağdan geleceğinde biz onu sahnede görmesek bile ses bize sağdan geldiği için daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Ve bu da sonra soldan çıktığında aynı şekilde ses oradan oraya transfer
transfer oluyor ve genel olarak izlemenin yanında sesle birlikte keyfi çok daha doğruya çıkarıyoruz. Sonra tekrar sol taraftan çıkıyor ve ses de tabii ki onu takip ederek ilerliyor. Yani bu sayede hem izlemenin yanında ses konusunda da gerçekten daha iyi bir performans alıyoruz ve ya her şeyden önce arkadaşlar izleme keyfimizi artırıyor. Ayrıca görsel tarafta HDR 10 Pro da yer alıyor ve bu sayede daha gerçek renkler, daha parlak ve kontrastlı daha iyi sinematik verim sağlıyor. Tüm bu teknolojiler ve yapay zekalarda Alpha A7 AI işlemciyle destekleniyor. Bu işlemci işleme hızının yüksekliği sayesinde neredeyse milisaniyeler içinde tepki verdiğinden dolayı bahsettiğim ve bahsedeceğim tüm teknolojilerin kusursuza yakın şekilde çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda derin öğrenme algoritmasına sahip. Bu sayede içeriğin kalitesini otomatik olarak algılıyor ve hem görüntüyü hem de sesi otomatik olarak optimize edip iyileştiriyor. Şimdi çok fazla sanki ezber ve teknik gidiyormuşum gibi hissettim. O yüzden şöyle bir toparlama cümlesi söyleyeyim arkadaşlar. Hem Dolby Vision IQ hem de HDR 10 Pro sayesinde ya da HDR 10 Pro sayesinde hangisini seviyorsanız görüntü kalitesinde gerçekten çok iyi bir performans alıyoruz ve yani dediğim gibi böyle bir televizyon alıyorsanız arkadaşlar gerçekten size olabilecek en iyi performansı vermesi gerekiyor ve LG Q91 de gerçekten buna yönelik hazırlanmış. Dolby Atmos zaten bu tarz premium televizyonların neredeyse hepsinde yer alıyor. O yüzden ses kalitesi konusunda da olabilecek en iyi performansı aldığımızı söyleyebilirim. Boyut olarak da 75 inç az önce söylediğim gibi gayet yeterli arkadaşlar. Tabii ki 65 ve 86 inçlerde yine sizin kullanım alışkanlığınıza ya da kullanacağınız yere göre tercih edebileceğiniz seçenekler. Bunun dışında yani televizyon şu ana kadar geldiğim yere baktığımda benim için gayet okey bir durumda. Ayrıca yine premium televizyonlarda bulunan Filmmaker mod da yine Q91 içinde yer alıyor. Burada film ve dizi gibi içerikler profesyonel stüdyo çekimlerinde olduğu şekilde yansıtılıyor. Yani bayağı sinema kalitesini tam anlamıyla yaşayabiliyorsunuz. Bunun yanında yani işte Christopher Nolan'dan tutun da James Cameron'a kadar ünlü yönetmenler artık Filmmaker moduna uyumlu içerikler yapıyor. Ve Q91'de bu gelişmelerle uyumlu şekilde ilerliyor. Yani bu hizmeti fazlasıyla alabiliyoruz. Ben de hatta bu Filmmaker modunu denemek için bir Avatar izledim arkadaşlar ve özellikle ses konusunda olağanüstü bir performansı var. Renkler zaten yani Avatar'ın genel renklerini bildiğimiz için çok canlı ama bilmiyorum çok güzel bir deneyimdi gerçekten. Bunu dediğim gibi sadece izlemek değil birebir gözünüzle deneyimlemenizi tavsiye ederim. Yani kare hızlarının farkı bile çok net belli oluyor arkadaşlar. O yüzden eğer Q91'i alırsanız Filmmaker modunu kesinlikle deneyin. Bu arada bir Smart TV olduğunu söyleyeyim. Biraz belki söylemekle geç kalmış olabilirim ama yani malumun ilanı diye düşünüyorum. Ayrıca webOS arayüzüne sahip olduğunu söyleyeyim. Bu da yani akıllı televizyon konusunda benim favorilerimden birisi diyebilirim. Çünkü oldukça sade bir yapıda kullanıcı dostu şekilde üretiliyor ve hani hem öğrenmesi hem de anlık olarak kullanması çok basit. Aynı zamanda işte elinizde bu sihirli kumanda varsa arkadaşlar kullanımı çok daha kolay ve verimli hale geliyor. Şimdi işin bir de oyun tarafı var. Çünkü televizyonları artık sadece işte dizi film izlemeye kullanmıyoruz. Öncelikle bir oyun yöneticisi arayüzü var ve tüm oyun ayarlarını tek bir yerde görüntüleyebiliyorsunuz. Burada oyunun türüne göre size en uygun ayarlar öneriliyor. Örneğin bir FPS oyunu oynuyorsunuz. Bu yüzden rakibi daha rahat görebileceğiniz şekilde doku inceltiliyor. İşte RPG oyunu ya da macera oyunu oynuyorsunuz. Burada karakterlerin detaylarını daha rahat görmemizi sağlıyor. Yani burada da oyunun moduna göre, oyunun türüne göre size böyle bir hizmet veriyor olması bence büyük bir artı. Cihazda HDMI 2.1 girişi bulunuyor. Bu sayede oyunlarda 120 FPS'e kadar çıkabiliyorsunuz. Bir başka artısı da Q91'de bulunan AMD FreeSync Premium desteği. Şimdi geniş ekranlı pek çok televizyon var arkadaşlar. Ama bu televizyonun işlemcisi bu geniş ekranla uyumlu değilse açtığınız her oyunu aynı rahatlıkla oynayamıyorsunuz. Yani ekranda bozulmalar oluyor, takılmalar, görüntüde yırtılmalar olabiliyor. Yani televizyonun altyapısıyla bizim önümüze gelen bu ekranın birebir uyuşması gerekiyor. İşte AMD FreeSync Premium'da bunun önüne geçiyor ve hem ekranda hem de oyunda olabildiğince verim almanızı sağlıyor. Benim LG Q91 ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Siz ürünü nasıl buldunuz, beğendiniz mi lütfen yorumlarda belirtin. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.